Herkese selamlar. Üsküdar'daki rotamız yeni haftanın vlogunda devam ediyor. Bu görmüş olduğunuz tarihi çeşme, geçen hafta bahsettiğim 3. Ahmet Çeşmesi. Sultan 3. Ahmet'in emriyle 1728 ile 1729 yılları arasında annesi Rabia Emetullah Gülnüş Sultan'ın hayratı olarak Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış bu çeşme. Çeşme boğazdan gelip geçen yolcuların ihtiyaçlarını görmesi amacıyla deniz kenarına inşa edilmiş. Meydan düzenleme çalışmaları sırasında bugünkü yerine taşınmış ve 4 basamakla yükseltilmiş. Lale Devri'nin anıtsal çeşmelerinden biri olan Üsküdar 3. Ahmet Çeşmesi'nin gövdesi çokgen prizma olarak başlamakta, belli bir yükseklikte yivli yarım küre bir konsolla kara prizmaya dönüşmektedir. Son mermerden yapılmış çeşmenin esas yüzü olan denize bakan doğu cephesinde Sultanahmet'in celi sürüs hattıyla yazılan bir kitabe vardır. Çeşmenin her bir yüzünde ortada Bursa kemerli bir çeşme nişi bulunmaktadır. Yalnız deniz tarafı cephesinde bunun iki yanında mihrap biçiminde birer niş daha vardır. Çeşme aynasında kemer içini ayıran ince bir mukarnas şeridin altında ve üstünde taş oyma süslemeler ve rozetler yer alır. İki yanı burma sütunlarla vurgulanmış dar kenarlarda küçük çeşmeler vardır. Köşelerdeki musluklar su içmek için, kenarlardaki musluklar ise su doldurmak için yapılmıştır. Bitkisel motifli süslemeler, içlerinde lale ve gül bulunan vazalar, köşedeki burma sütunlar, rozetler tümüyle Lale Devri'ni yansıtmaktadır. Üçüncü Ahmet Çeşmesi'ni inceledikten sonra sıra geldi Mihrimah Sultan Camii'ne. Bu külliyeyi andığımızda aklımıza gelen efsaneyi de anmazsak olmazdı. Güneş ve Ay'dan ismini alan Mihrimah Sultan ve dünyaca ünlü baş mimar Koca Mimar Sinan Ağa'nın efsanevi edebiyata konu olan aşkı. Tarihte kanıtlara dayanmasa da biz işittiğimizin güzelliğinde biraz kaybolalım. 1522 yılında Mihrimah Sultan dünyaya geliyor. Kanuni Sultan Süleyman ile Hülem Sultan'ın kızı olan Mihrimah Sultan büyüyüp alımlı bir genç kız oluyor. Kendisinin iki tane talibi oluyor. Birisi Diyarbakır valisi Rüstem Paşa, bir diğeri ise Mimar Sinan. Annesi Hürrem Sultan'ın müdahalesiyle Mihrimah Sultan Rüstem Paşa ile evleniyor. Mimar Sinan ise aşk acısıyla kala kalmış. Mimar Sinan'ın o günden sonra eserlerine Mihrimah Sultan'a olan aşkını yansıttığı söyleniyor. Yıllar sonra Mihrimah Sultan bir külliye yaptırmak için Mimar Sinan'ı huzuruna çağırıyor. Sultan kendi adına bir külliye yaptırılmasını emrediyor. Yer seçimini ise Mimar Sinan'a bırakıyor. 1540 yılında temeli atılan külliye 8 yılda bitiyor. Mimar Sinan camiyi iki minareli yapıyor. İki minare Mihrimah Sultan'a olan aşkının sembolü olduğu söyleniyor. 1562 yıllarında Mihrimah Sultan tekrar aynı konu için Mimar Sinan'ı huzuruna çağırıyor. Kendi adına tekrar bir külliye yapılmasını istiyor. Yer seçimini Mimar Sinan'a bırakıyor. İstanbul'un en yüksek tepesini seçerek Mimar Sinan Edirne Kapı surlarının temelini atmış. Caminin tek minaresi ise Mimar Sinan'ın yalnızlığını sembol etmiş. Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a olan aşkının kanıtı olarak 21 Mart gösteriliyor. 21 Mart'ta bu iki camiyi aynı anda görebileceğini bir yere çıktığınızda Edirne Kapı'daki caminin arkasından güneş batışı, Üsküdar'daki caminin arkasından da ayın doğuşunu görebiliyorsunuz. Efsanenin güzelliğinde kaybolurken tarihi kaynakların gerçekliğiyle uyanıyoruz. Üsküdar'daki külliyenin Mihrimah Sultan'ın yazlık bahçesi, Edirne Kapı'daki külliyenin ise eşi Rüstem Paşa'nın mülkü olduğunu öğreniyoruz.
Efsaneleri ve hikayeleri bir kenara bırakıp İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Üsküdar'ın sahilinde tebessümle senelerdir denizi izleyen camiyi şimdi yakından inceleyelim. Mimar Sinan'ın erken dönem eserlerinden biri. Klasik dönem denilen bir devirde hat sanatında, minyatürde, çinide hayat bulan sanat o dönemlerde kendini mimari eserlerde sergiliyor. Kubbesi, üç yanından yarım kubbelerle desteklenmiş olan caminin görseli adeta şiir gibi. Camlardan güneş ışığının sızması ayı kıskandıracak görseldi. Caminin kubbesi 10 metre çapında. Tek şerefeli iki minaresi, mukarnıslı mihrabı ve mermerden minberi klasik mimariyi yansıtıyor. Denize bakan kısımda en başlarda görmüş olduğumuz şadırvan 20 köşeli mermer bir şadırvan. Mihrimah Sultan Külliyesi içerisinde cami, medrese, Sıbyan Mektebi, Kaptanı Derya Sinan Paşa'nın türbesi, Mihrimah Sultan'ın iki oğlunun türbesi, Rüstem Paşa'nın oğlu Osman Ağa'nın türbesi, Sadrasam İbrahim Ethem Paşa'nın türbeleri mevcut. Günümüzde medrese kısmı sağlık merkezi olarak, Sıbyan Mektebi ise özel bir mülk olarak kullanılıyor. Zamanında çıkan bir yangından sonra külliyenin diğer kısmı yok olmuş. Güneş ve Ay'ın camisinden de bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka durakta görüşmek üzere diyorum. Bir hatam ve kusurum olduysa affola. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.